Arkadaşlar selam, sürpriz yaptım size. Bugün benim hırdavatçıya gittim. Bir dünya malzeme aldım geldim. Ondan sonra üstüm başım hazır dedim, ben böyleyim. Bunları kullanırken minik minik böyle videolar yapayım. Çünkü her eve lazım işler yapacağım. Evde eksik gedik bitmez ya hani. Onu da dedim burada paylaşayım. Benim canlarım, ballarım, böreklerim de bunlardan faydalansınlar. Hadi gelin, çok güzel, kısacık ama çok güzel bir şey yapacağım. İnşallah da olur. Bakalım benim nalburiye çok iddialı konuştu. İddiası geçerli mi? Hadi başlayalım. Vur deyince öldüren ben. Arkadaşlar bundan daha bir çanta daha var. Bunlarla teker teker bir süre eksik gedik göreceğim. Şimdi ne yapacağım bugün? Böyle bir cam tabağım var. Kullanmıyordum onu. Bir de takım bozulmuş. Tek bir kadehim var. Şimdi onun içine bu kuru çiçekleri dökeceğim. Bunu da ucuzluk pazarından aldım. Bayağıdır elimde duruyordu. Ne kullanacağım bunları yapıştırmak için? Vodabond'un fırça uçlu süper yapıştırıcısı. Benim Nalbur Hakan. Çok güzel böyle tavsiyeleri olur. Hiçbir zaman beni yanıltmaz. Hadi bakalım deneyeceğim. Şöyle bir bakıyorum. Ojeye benziyor aynı. Bir sıvı yapısı var. İlk önce ne yapacağım? Bu kuru çiçekleri almıştım. Şimdi bu kuru çiçekleri kadehin içine koyuyorum. İşte aksesuar olsun, süs olsun. Zaten takımı kırılmıştı onun bir taneydi. Bir tane de öyle bir tabağım var. Hemen o fırça uçlu yapıştırıcıyı çıkarıyorum. Kadehin çevresine gördüğünüz şekilde güzelce sürüyorum. Azıcık kenarlardan akıttım ama ben. Sakarlığım tuttu. Ama silince geçiyor arkadaşlar. Hemen süreceğim ve üzerine tabağı oturtacağım. Bakalım ne olacak? Tabağı da gözüm gördüğünce bir ortaladım. Aslında biraz yamuk ortalamışım. 10 saniye kadar bekliyorum. Saydım yani. 1, 2, 3 öyle 10 saniye sonra şöyle bir yokluyorum. Evet, tutmuş. Tutmuş. Yaklaşık bir 5 dakika daha bekledim. Sonra ağaçtan topladım limonları, üzerine koydum. Şöyle bir ağırlık yapsın diye. Bakayım dedim. Taşıyacak mı? Arkadaşlar taş gibi tutmuş ya. Vallahi taş gibi tutmuş. Ben bunu ne aradım zamanında. Allah'ım neler neler yapardım. Evet, yamuk yapıştırmışım ama aman kendim kullanacağım, çok da önemli değil. Şöyle bir zorluyorum. Yani bu yaptığım hadise 5 dakika sonra yaptığım şey vallahi taş gibi tutmuş. Eğer camı cama yapıştırmayı falan düşünüyorsanız ya da ahşap, ne bileyim, her şeyde kullanılıyormuş işte. Şuncacık şeyi yaptığı marifete bakın, şaşkınım. Aslında üzgünüm, biliyor musunuz? Neden? Çok sevdiğim bir takımın tabağı kırıldı, böyle parça pinçik oldu, bildiğiniz gibi değil. Toparlayabildim, parçalarını toparladım. Bakalım onları bir araya getirmeye çalışacağım. Benim şu topla aldığım malzemeler vardı ya, işte onların içinde bir şey var. Bakayım onu deneyeceğim. İnşallah işe yarar. İşe yararsa acayip mutlu olacağım. Yani tekrar eski tabak olarak kullanmasam bile aksesuar olarak kullanabilirim. Hem de böyle bir şeyler kırılıp döküldüğünde nasıl güzelleştiririz? Onu da görmüş oluruz. İnşallah başarılı olur. Ve bu benim videoyu paylaşabilirim. Hadi bakalım neyle birleştireceğim. Görüşürüz. Arkadaşlar tabağı görüyorsunuz değil mi? Her tarafı bir tarafa ayrıldı yani. İnşallah çok fazla eksik parçası yoktur. Şunu kullanacağım. Vodabond'un tamir et. 17 lira mıydı neydi, yanlış hatırlamıyorsam. İlk önce hangi parçayla başlayayım? Ay çok heyecanlandım. Şununla deneyelim. Çok fazla sıkınca yanmaya sebep olabiliyormuş arkadaşlar. Ona dikkat etmek lazım. Hemen şöyle bir sıkıyorum. Aa süper. Çok akışkan değil. Bakalım ne olacak. Vallahi merak ediyorum. Hemen şunu da getireyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım ne oluyor, ne oluyor. Hadi olsun, olsun, olsun. Lütfen olsun. Aa! Tamam. Yerine tam oturdu. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 saniye sayma gerekiyormuş arkadaşlar. Oradaki artıklar. Bu artıklar yanıklara sebep olabiliyormuş. Yani olabildiğince az sürmek lazım aslında. Ama aa tuttu. Aa tuttu. Tuttu. Vallahi tuttu. Ay çok güzel. Hemen devam ediyorum. Süper. Arkadaşlar tamamdır.
Yani bir 10 dakika kadar da bekledim. Şimdi üzerini boyayacağım. Kadensin Dora serisiyle şöyle, bu tamamdır. Hemen fırçamla şu çatlakların üzerini boyamaya başlıyorum. Arkadaşlar bitti bitti. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Var ya, gidip takımdaki diğer tabakları kırasım var şu an. Çok güzel görünüyor. Ya saniyeler içinde yapışıyor. İnanılır gibi değil. İnsanoğlu neler neler icat ediyor. Yani elinizin altında olsun o yapıştırıcı da. Her yerde lazım olur. Ben kim bilir neler neler yapacağım daha. Durun bakalım. Pratik bilgilere devam edeceğim. Hadi bakalım, bir sonraki videoda görüşelim. Arkadaşlar selam. Bugün çok pratik ve çok ucuz bir şekilde çok önemli bir sorunu halledeceğim. Bunu da sizlerle paylaşmak isterim. Hemen başlıyorum. Hadi gelin. Bakın, şu süpürgeliklerin birleştiği nokta var ya, oralara uygulanan ders harcı falan değilmiş. Bildiğiniz kum dökülüp gidiyor ve şu aralardan su sızıyor aşağıya. Yani hem izole etmem lazım, hem bu çirkin görüntüyü yok etmem lazım. Bunu çok basit bir şekilde çözeceğim. Hakan dedi ki, abla dedi, hiç uğraşma harçla bilmem neyle. Bunlar var artık dedi, böyle sızdırmazlık bantları. Bakın, çiçekli böcekli olanları falan da var. Bunların bazılarını oğlumun evinde de kullanacağım. Ben burada bu beyaz olanı tercih ettim. Çünkü daha fayanslarda da değişiklik yapacağım. Vodaselin bu 15 liraydı. Fiyatlar işte enleri, desenleri arttıkça fiyatlar da artıyor. Eni azaldıkça, mesela şu daha dar enli, bunun fiyatı daha uygundu. Tabii ilk önce şuraları bir temizlemem lazım. Bakın arkadaşlar nasıl. Görüyor musunuz? Bildiğiniz kum, gözünüz kör olmasın sizin. Şu şuraya yapılır mı ya? Şimdi bunları temizleyeceğim. Ondan sonra bir güzel tozunu, kirini, pasını alacağım. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar 12.8 milimliği kullanmaya karar verdim. Şimdi bunun orta yerinde şöyle kıvırma yeri var. Şöyle kıvrılıyor yani. Bir tarafı süpürgeliğin altına, bir tarafı aynalığa, alınlığa gelecek şekilde. Bu şekilde yapıştıracağım. Ve onu yerine oturtmak için içinden şöyle bir aparat çıktı. Süper. Hadi bakalım başlayalım, ne olacak? Merak ediyorum. Şimdi şu arkasında bir koruyucu bandı var. Onu birazcık şöyle açıyorum. İlk başta kıvırmıştım zaten şöyle. Koruyucu band şurada başlıyor. Oraya dokunmamaya gayret ediyorum. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım, inşallah güzel bir şekilde yapıştırmayı başarırım. Şöyle kıvırayım arada. Herhalde kıvırırsam daha rahat olur diye düşünüp bunu şimdi böyle yapıştıra yapıştıra ilerleyeceğim. Köşesini de göstereyim size. Çok uzun tutmayacağım videoyu. Köşeye geldim şimdi. Bu köşede bir atraksiyon yapmak gerekecek. Ay, videonun kameranın önüne geçmeyeyim diye. Bakın neler neler yapıyorum sizin için. Hep böyle kıvırıp kıvırıp gitmek gerekecek. Şimdi şöyle geldim. Tamam. Şurası tam köşe olacak. O köşenin olacak olduğu yeri bakın şöyle bir işaretledim tırnağımla. O işaretlediğim yerden bir çıtlatacağım. Dar olduğu için öyle büyük bir üçgen almama gerek yok. Minicik bir üçgen alıyorum oradan. Geniş olsaydı daha geniş bir üçgen alacaktım. Üçgeni aldım. Hop, tekrar şöyle yapışan yüzeyine dokunmadan şu şekilde, ay görseniz halimi var ya, daracık bir alanda buraya sığmaya çalışıyorum yemin ederim. Şöyle tam köşeye oturtuyorum. Vay, çok güzel oturdu. Şimdi şununla önce şuradan şöyle bir çekeyim. Bir de buradan şöyle bir çekeyim. Daha sonra daha da iyi bir şekilde oturtacak bir yöntem var. Onu göstereceğim. Azıcık ilerleyeyim, sonra göstereceğim bunu da. Silmedik derere dere day. Derere dere dere day. Day. Bakın, tırnağımla şöyle bastır bastır veriyorum. Tamamdır. Ondan sonra da hani burada yamuk yumuk görünüyor ya, şundan üzerinden geçince ay pek kolay bir iş bu. Vallahi bayıldım. Tertemiz göründük. Bir anda var ya, benim lavabo süper bir hale geldi. Çok sevdim bunu, çok. Ay böyle işe yarar şeyler icat ediyorlar ya. Bir hoşuma gidiyor, sormayın. Tırnağımla kır kır veriyorum. Ondan sonra şöyle geçiriyorum üzerinden. Tamam, oldu bitti maşallah, tertemiz mis gibi. Arkadaşlar
Hepsini çektim. Şimdi bunu sağlamlaştırmak gerekiyor. Onun için fön tutacağım. İyice fön tutacağım. Tamamen böyle artık yapışacak. Ve 24 saat sudan uzak tutacağım. Ondan sonrası tamamdır. Havada karada ölüm yok. Arkadaşlar bitti. Benim ev ve lavabo, tezgah, ne diyeyim ya, evrim geçirdi. Bir anda sanki genişledi gibi oldu. Ay çok sevdim ben bunu. Şöyle yakından göstereyim size. Bakın ne kadar temiz görünüyor, görüyor musunuz? 24 saat küreleşmesi için bekleyeceğim. Yani sudan olabildiğince uzak tutacağım. Fön tuttuktan sonra iyice artık kavradı duvarı. Ya ben buna bayıldım. 15 liraya. Tezgahı yeniledim. Arkadaşlar bugünkü konumuz ne? Şu arkadaki fayanslar var ya, işte onların der zaraları. Gri renkteler. Şuraya su sızdırma bandı takmıştım hatırlarsanız. Ondan sonra gözüme çok batmaya başladı. Pratik bir şekilde onları beyaza çevirmeye çalışacağım. Bakalım olacak mı? Hadi başlayalım. Arkadaşlar ders kalemiyle yenileyeceğim. O da bir şey mi diyeceksiniz? Yani herkes biliyor. Herkes biliyor tamam da. Herkes böyle yatay yüzeylerde yapmış. Sıkıysa dik yüzeylerde yapın bakalım. Yemez. Çünkü her ders kalemi aynı performans sergilemiyor. Ben bundan çok memnun kalmıştım. Önceki evimde kullandım. Bunlar onlardan hatta uçları falan aşınmış gördüğünüz gibi. Şimdi yani bir tanesini kullandım, bir tanesini kullanmamıştım ama burada bayağı bir yerde kullanacağım. O yüzden bir tane daha yedekte aldım. Ve gri renklisi var. Gri renklisinde banyomda bazı yerler var. Oralardaki derzlerde sıkıntı var. Onları tamir edeceğim. Bu bej rengini de oğlumun evinde kullanacağım. Nasıl kullanılıyor onu göstereceğim size. Adam akıllı bir çalkalamak lazım. İyice çalkalayacaksınız. Böyle bir ses geliyor bakın. Hah, işte bu sesi bayağı bir duyacaksınız. İyice çalkalayın. Ondan sonra dik yüzeyde nasıl derz arası boyanıyormuş onu göstereceğim. Arkadaşlar kalemi çalkaladım. Hazır, tamamdır. Şimdi bunu öyle bir açıyla tutmalıyız ki bu aralar rahat şekilde boyansınlar. Dediğim gibi bunda yarım var. Ben daha önce kullanmıştım bunu. Bakalım performansı ne olacak? Ben de merak ediyorum. Ki şöyle kalın kalın yerler de var. Oralar da hep boyanacak. Gerekirse çift kat boyayacağım. Griyi kapatmak kolay değil. Bakın nasıl tutuyorum. Dik açıyla tuttum. Önce bir bastırdım, pompaladım. Ve hop aşağıya doğru iniyorum. Vay gayet güzel. Valla oradan görüyor musunuz, anlıyor musunuz bilmiyorum ama harika bir şekilde boyuyor şu anda. Gerekirse çift kat boyayacağım. Dediğim gibi tamamen beyaz olmasını istiyorum çünkü. İlk katta şöyle bir yakından göstereyim. Şöyle bir bakın. İlk katta kapatmayacak. Tamam. Belli. Fakat birinci katta bayağı bayağı örttü. Ben hepsini yapana kadar bu kurur. Sonra bir de ikinci katı geçerim. Arkadaşlar bakın ucu bayağı bir yıprandı. Şöyle yakından göstereyim onu. Hah, tamam. Şimdi ucunu çıkaracağım. Böyle kolayca çıkıyor. Ters çevireceğim. Tamamdır. Devam edeceğim. Arkadaşlar bitti. Bakar mısınız şu güzelliğe? Kapattı biliyor musunuz? Çok şaşkınım. Kızımla birlikte yaptı. Ve burada ağız buz bir iş yoktu. Fayanslar çok küçük küçük olunca dünyanın derz arası vardı. Durun hemen kapatayım yakından göstereyim şimdi. Şöyle köşelerden itibaren göstermek isterim. O köşelerde baya baya gri harçlar vardı biliyorsunuz. Bakın ikinci katta tamamen kapattı. Çok güzel tertemiz bir görüntü oluştu. Şuraya sızdırmazlık bandı da çekmiştim. Vallahi çok güzel oldu. Yaşasın. Ev yan, tezgah, tümüyle değişmiş gibi oldu.